Türkiye ile İsrail arasındaki dostluğun çok eski olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin vasfı bölgede sevgi, şefkat ve savaşa karşı olma üzerine kurulu olduğunu da herkes biliyor. Biz bölgede dostluk istiyoruz, barış istiyoruz, savaş istemiyoruz. İran'la İsrail arasında yahut Suriye ile bir başka ülke arasında bölgede kan dökülmesini istemiyoruz. Yani damla dahi kan akıtılmasını istemiyoruz. Bölgede bizim barış ve kardeşlik içerisinde yaşamamız son derece kolay ve son derece güzel ve mantıklı. Boş yere bu gerilim ortamı oluyor. Orta Doğu'da akan kanın ucu bucağı yok biliyorsunuz. Yani çok ızdıraplar çekildi, acılar çekildi. Bunun artık bu yüzyılda son bulmasını istiyoruz. Bizim Müslüman ülkelerle zaten ittifak etmemiz son derece makul olan bir şey. Türk-İslam Birliği'nin oluşması son derece makul olan bir şey. Türk-İslam Birliği oluştuğunda İsrail güvence altında olacaktır. Yani üniter yapısını korur, rejimini korur. Yani kimse iç veya dış işlerinde müdahale etmez. Sadece Türk-İslam Birliği'nin özelliği garantör olmasıdır. Yani NATO gibi bir sistem düşünün. Avrupa Birliği gibi de bir ekonomik sistem düşünün. Aynı bu şekildedir. İslam ülkeleri zaten inanç birliği olduğu için kardeşlik içinde olmaları mutlaka gerekiyor. Türklük aleminin birleşmesi mutlaka gerekiyor. Biz buna Türk-İslam Birliği diyoruz. Ama bu bir ırk üstünlüğüne dayalı olarak oluşmuş bir birlik değil. Hizmet birliği, sevgi birliği ve kardeşlik birliği.